Evet, hanımlar beyler tekrar birlikteyiz. Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ortam dolayısıyla birkaç programı yapamamıştık. Gördüğünüz gibi ben de çok değiştim, konuklarımız da çok değişti. Robert Hatemo da çok değişti. Programımıza katılan gençler arasında Robert Hatemo ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi çok yaşlı insanlar olduğu için söyleşimize ilk onlara söz vererek başlamak istiyorum. Tabii ki bu siyaset mevsiminden de bu dönemden de tam olarak çıkabilmiş değilim. Değiliz. Ben de değilim. Hiçbirimiz. Dolayısıyla bir siyasi soruyla başlamak istiyorum. Kime verdin sana onu güzel misin? Hayır, soru o değil. Soru, ben çok merak ettim. Ekrem İmamoğlu neden seni Instagram'da takip ediyor? Ekrem İmamoğlu... Yani bir açıklamam var, öyle mi? Bir açıklamam şöyle olabilir. Beni takip etmiyor mesela. Yani biz Ekrem Bey'le birbirimizi Twitter'da takip ediyoruz. Wow. Fakat Instagram üzerinde birbirimizi takip etmenin yakışık almayacağını düşündük. Çünkü Twitter biliyorsun Instagram'ın laubaliliğine göre çok daha ciddi, gaddar, ezici. Ben de kullanmıyorum Twitter. İşte sıkıcı buluyorum. Bu da aramızdaki fark da bu. Ben de Instagram'da sadece tiyatro afişi yayınlıyorum. Neden Ekrem İmamoğlu seni... Şöyle Okan'cığım... Ya beni niye takip etmiyor? Baktım özellikle. Onu bilemeyeceğim. Ayrıca dikkatini de tebrik ediyorum. Bunu ilk defa birisi söylüyor bana. Dikkat evet. etmiş. Yani ben, neden? Girdiğinde nasıl söyleyeyim sana, işte belediye başkanlığı zorlanıyorsun açıklamaya adaylığı, hayır okay. adaylığında destek verdim, ben ailesiyle bir resmini koydum, ondan sonra tebrik ettim, destek verdim hikaye story'imle. Uzun bir süre görmedi onu, olduktan sonra, belediye başkanı olduktan sonra aradan bir zaman geçti, herhalde onu gördü. Bu adam herhalde dedi, bana dedi, böyle destek verdi dedi, bilmem ne, bilmiyorum, ya da belki seviyor beni, takip etti. Aile... Şunu poliste anlatsan ama... bir tek polis bile sana inanmaz. Aa, yemin ederim. Yani senin ayrıyeten... anlattığın hikaye şu. Ayrıyeten... Özür dilerim, üzerine gelmek istemiyorum ama senin anlattığın şey hikaye. Yani Ekrem İmamoğlu belediye seçimlerinden önce tamam. o kadar yoktu ki sosyal medyada, o kadar... Olur mu, ailesiyle resimleri vardı. Ailesi boy. Ama yani ve... Yani sana ihtiyacı vardı. Yo. Yani ki nasıl olmuş, nasıl İstanbul'u almış o zaman bu Ekrem İmamoğlu? Sonra peki, ondan sonra neyse aldı. Tamam, aldı. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerini kazanmıştır. Bir gün evde telefonuna bakmaktadır. ve der ki ah, gördün mü? Tam işin başındaydık. Herkese ihtiyacımız vardı. Robert Hatemo benim aile fotoğrafımı koyarak bana destek... Ben ne yaptım? Hayır, şimdi senin ne yapmak istediğini de anlayamadım ben. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bu o kadar saçma ki Ekrem İmamoğlu'nun seni takip ediyor. Neden saçma? Beni takip etmiyor çünkü. Etsin Ekrem Bey. Beni Twitter'da takip ediyor. Tamam. Sen orada çünkü faalsin. Ben Ekrem İmamoğlu'nun takip ettiği bilmiyorum hangi sanatçıları takip ediyor ama mesela ya bu bizim gözümüze nasıl çarpar? Yani demek ki başka, mesela bizde de Ekrem İmamoğlu orada şey yapıyor ya, mesela işte kim kimi takip ediyor falan filan. Mesela şu kişi de, şu şöhretli kişi tarafından da, şu şöhretli kişiyi de takip belki etmektedir. Belki başka sanatçıları da takip ediyordur, destek verenler. Herhalde bir sanatçı yok. Ben olmadıktan sonra hangi sanatçıyı takip edecek? Ama seni özellikle merak ediyorum. Ya ben babamın vefatında çelenk de yolladı. Üstelik. Öyle bir şey de oldu. Ne zarif. Çok... Ne zarif. Evet, çok zarif. Çok bizim aileden kaç kişi adam, öldü. Bir telefon görüşmemiz de oldu. Gerçekten çok zarif, müthiş bir adam yani. Ben gerçi sevdiğimden zaten paylaşmıştım. Yani anlarsın insanı aşağı yukarı. Kaç takipçim var Instagram'da? Benim mi? Evet. 310 civarı. Öyle çok fazla. Ben, milyon bak, değil. Bak, bu kadar çabalamaya 310. Onu benim çabalamadan ben, 300 bin takipçim var. Sadece tiyatro afişi koyuyor. Ben ne çabalıyorum? Ve Ekrem Bey hiç seni takip ediyor. Hiç çabalamıyorum ben. Hiçbir şey yapmıyor musun? Yok, şöyle çok, şuradan kendime yok, bakayım. Çok nadir. O yapsam neler yaparım, yapmıyorum. Çok nadir. Twitter ama yok hayatımda. Twitter yok. Twitter çok siyasi. Çok siyasi, evet. Çok siyasi. Yani çok gaddar, çok... linç alanı falan filan ama. Benlik değil. Yani. Ama ben de mesela Instagram'lık değilim. Instagram'da eğleniyorum ben yani, hani o kadar.
Instagram bir kere hemen paraya şey yapan, tedavül eden şeyler yapıyor. Ben bir kere bir popüler bir işle uğraşıyorum. Mesela sen benim arkadaşım var, fenomen. Çocuk yaptılar Instagram için, çok iyi para getiriyor çocuk. Ondan sonra çocuk yaptılar ama çocuk belli bir senede hemen büyüdüğü için o çocuk bezi reklamları falan kesiyor. Şimdi yenisini yapmayı düşünüyorlar ki o sektörde kaçırmasınlar diye. Aralıklı olarak iki tane yaparsan, iki tane yaparsan mesela diyelim ki bu 5 yaşına geldi falan. O 5 yaşından sonrasını alıyor reklamlarda. İşte bu da hemen yeni doğmuş, bu da zıbın mıbın şeyden mi olur? En azından için Ekrem İmamoğlu beni takibi almış olabilir. Olabilir. Okan ya, Bey müsaade ederseniz şunlardan bir tanesini alabilir miyim? Fenalık geldi girmekten. Hemen. Biraz şöyle. Peki Ekrem Bey sizi takip ediyor mu? Ya ben hayır, siyasi soruları sürdürmek için yapıyorum. Ben mesela birçok parti lideri tarafından takip ediliyorum ama nerede? Instagram'da değil. Bana tweetler geldi birkaç tane ama. Ama normali o zaten öyle olmalı. Seni peki hiç mi Twitter adresin yok? Var. Ne yapıyorsun? Ne duruyor? Bak, kullanmıyorum. Bak böyle çok nadir. Ben de mesela bakıyorum. Kullanmıyorum unutmuşum ama birçok siyasi olduğunu. Beni ben onu kullanmadan yanlış bir şey yaparım diye de korkuyorum. Unutmuşum nasıl kullanıldığını. Gerçekten. Yanlışlıkla beğeniyorsun olmadık şeyleri. Falan filan olur mu olur. Evet. Ben mesela daha önce şeyle mesela o IŞİD'le ilgili filan bir şeyleri beğenmişim yanlışlıkla. Yani bir IŞİD'in yaptığı şeyler, kötü şeyler bazen basmışım oraya falan. Onu niye kalp koymuş olabilirsin ki oraya yani sadece fotoğrafı parmağı geçerken gözlüksüz evet, bakmamakta fayda var. Instagram'da da oluyor böyle geçerken elini değiyor. Aa, bakıyorum takip etmişim. Eski sevgili stalkunda falan Allah muhafaza etsin. Sonra kaç saniyede sildiğim de silmiyor falan ya, diye Google'da aramalar. Yanlışlıkla takip etmişim.